Kanal 23 ekranından tüm izleyicilerimize hayırlı sahurlar. Sahurunuz hayırlı ve bereketli olsun. Huzurunuz daim, muhabbetiniz kaim olsun. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları dergah izzetinde kabul buyursun. Dualarınıza icabet etsin, günahlarınızı bağışlasın kıymetli izleyicilerim. Bu geceki programımızda çok önemli bir konuyu aileyi. İslam'da aileyi konuşacağız. Bana göre aile son kale değil tek kalemizdir. Onun yıkılmasıyla diğer kaleciklerin düşmesi an meselesidir. Önemli bir konukla bunları masaya yatıracağız bu konuları. Cevdet Yanılmaz Hocam, eğitimci, araştırmacı, Birçok yönü olan bir hocamız kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli hocam şöyle bir klasik sorumuz var. İzniniz olursa zati halinize de sorayım. Ardından bir giriş yapıp inşallah muhabbetimize başlamış olacağız İnşallah. Cevdet Yanılmaz hocam kimdir? İzleyicilerimiz açısından kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ee, ben 1966 doğumluyum. Ee, i̇lkokul, ortaokulu Bingöl'de okudum. Liseyi Bittis Öğretmen Lisesi'nde okudum. Üniversitemi Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okudum. Ee, i̇lkokulda, ortaokulda, lisede öğretmenlik, ilkokul, ortaokul ve lisede idarecilik, okul müdürlüğü yaptım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım ve e, şu durumda da bir İmam Hatip okulumuzda Halit Hoca İmam Hatip okulumuzda da tecrübelerimizin en son kısımlarını bir İmam Hatip okuluna hizmet ederek sunmaya karar verdim Şu anda da son yıllarımızı da inşallah İmam Hatip'e hizmet ederek geçireceğiz kadarını söyleyeyim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Hiç kıymetli teşekkür ederim. hocam. İnşallah Rabbim hizmetinizi daim eyler. Allah razı olsun. Evet kıymetli hocam izniniz olursa şöyle bir giriş yapayım. İnşallah ardından muhabbetimize devam edelim. Estağfurullah. Evet kıymetli izleyicilerim. Sağlam ve güçlü toplumlar ancak fertleri arasında fikir ve gaye birlikteliği olan ve kendi bünyelerinde kaynaşmış ailelerden oluşur toplumun esas üyesi olan aile, çocuğu sosyal hayata hazırlayan, kültürel değerlerin benimsetilmesini sağlayan ve arzu edilen şahsiyetin oluşmasında katkıda bulunan bir okul görevi görmektedir. Aile Arapçada el-üsre kelimesiyle karşılanmaktadır ki anlam olarak zırh demektir. Aile de tıpkı bir zırh gibi Bireyi maddi ve manevi bakımdan dış tehlikelere karşı koruduğundan bu kavramla ifade edilmiştir. İslam'da aile kıymeti hocamla inşallah konuşacağız. Değerli hocam, aile şunu da biliyoruz. Adem Aleyhisselam ile başlayan insanlık serüveninde önemli. Yani bütün dinlerde bütün İlkel toplumlarda bile aile önemlidir. Şöyle ailenin kavramsal bir çerçevesini çizelim. İzleyicilerimizin daha iyi e, zihinlerinde oturabilmesi açısından. Buyurun kıymetli hocam. Aile nedir? Öncelikle böyle bir e, konu seçildiği için ben Kanal 23'e ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün gerek yerel bazda gerek küresel bazda en önemli değerlerimizden biri olan aile ciddi manada gündemde konuşulmakta ve 2020 yılı da aile yılı olarak kabul görüldü. Bu yıl özellikle aile konusu birçok platformlarda işlenecektir ve özellikle bu konu da çok geniş bir konu önemli bir konu. Tabii sürenin el verdiği ölçüde bizler de konuyu derlemeye, toparlamaya çalışacağız inşallah. Öncelikle ben şunu arz edeyim. Ailenin temel unsuru insan olduğu için insanın ehemmiyetine kısaca değinmek istiyorum. Buyurun hocam. İnsan Rabbimiz tarafından eşrefi mahluk olarak tanımlanmış ve bunun dışında yerin ve göğün kendisi için var edildiği aynı zamanda yeryüzünün halifesi olduğu ve bunun dışında küçük kainat Allah'ın ilahi emaneti olarak bilindiği meleklerin Rabbimiz tarafından kendisine Rabbimizin emriyle kendisine secde edildiği ve bunun haricinde de kendisine özel rehberler tayin edildiği, peygamberler, nebiler tayin edildiği önemine binaen, değerine binaen ayrıca Allah'a kullukla vazifelendirilmiş, şerefli bir vazife ile vazifelendirilmiş. Bunun haricinde de iyiyi kötüden ayırt edecek, e, muhteşem e, bir donanıma sahip, e, akıl dediğimiz, vicdan dediğimiz e, değerlere sahip. Yani e, Rabbimiz tarafından e, çok önemsenen özellikle kul hakkı noktasında da kul hakkıyla bana kimse gelmesin dendiği için biz insan faktörünün çok önemli olmasına paralel olarak kurulan ailenin de büyük bir öneme haiz olduğu inancındayız. Eyvallah. Kıymetli hocam bir cümleniz e, dikkatimi çekti. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi. Evet. Yeryüzünü ifsatla değil, islahla görevli. Evet. Yeryüzünü onarmak, yaşanılır bir duruma getirmek için böyle bir vecibesi vardır insanoğlunun. Evet. Yeryüzünün halifesi olan insanın, Cenab-ı Hakk'ın emri ve direktifleri doğrultusunda hayatını sürdürmekle mükelleftir. Değil evet. mi kıymetli hocam? Evet efendim. Yani dolayısıyla yeryüzünün halifesi olan Cenab-ı Hakk'ın hilafet görevini üstlenen, onun yerine temsil görevini üstlenen insanın böyle bir sorumluluğu vardır. Kıymetli hocam, tarih boyunca aile var olmuş ancak İslam'la daha sağlam bir hüviyet kazanmış. Maalesef günümüzde siz de biraz önce ifade ettiniz. 2020 yılı aile yılı ilan edildi. Bu da gösteriyor ki ailemizin gidişatında ciddi sorunlar vardır. Yani siz ya çok iyi olduğunuz için o yılı aile yılı ilan edersiniz ya da gidişat iyi değil. Bundan dolayı bir çözüm bulmak adına insanların dikkatini çekersiniz. Kıymetli hocam, ailenin oluşması için şöyle sırayla gidelim inşallah. İlk adım evliliktir. Ve biz şunu da biliyoruz. Evlilik fıtriidir. İnsan soyunun devamı için elzemdir. Nitekim yüce Rabbimiz biraz önce ifade buyurdunuz. Adem Aleyhisselam'ı yaratırken eşini de yaratması evliliğin ve aile olmanın sünnetullah'ın bir gereği olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek ifade edilmiştir kıymetli hocam malumunuz. Evliliği yani aile olmanın ilk adımı olan evliğe nasıl bakıyorsunuz? Ya yani nasıl bakmamız gerekiyor? Eş seçimi buradan inşallah bir giriş yapalım. Ardından aileyi konuşalım inşallah. Şimdi ben gene izninizle söyleyeceğim buyurun, buyurun bir ailenin kısa bir tanımını da yapma buyurun. ihtiyacını duyuyoruz. Ayrıca ailenin önemine birkaç vurgu yapmam gerekir. Şimdi öncelikle akrabalık bağları birbirine bağlı olan fertlerin bir araya getirdiği topluma biz aile diyoruz. Bunun dışında ayrıca muhtelif tanımlar var, değişik tanımlar var. Diğer bir tanım da e, e, anne, baba, çocuklardan oluşan e, topluluk. E, ki bazı yazarlar devletin küçüğü olarak tanımlamışlar nüvesi olarak yani gelişmişi genişlenişi büyük bir devlet ki biz İslam tarihine baktığımız zaman ve diğer insanlık tarihine baktığımız zaman ailelerin devlet kurmaya yönelik gittikçe bir gelişim seyrini gösterdikleri dolayısıyla aile öyle önemli bir unsurdur ki aileden devlete dahi gidilebiliyor ve eğer gereken önem yaşanmışsa muhteşem, mükemmel devletlerde adil devletlerde kurulmuş aileler adına, aileler adı devletlere verilerek ki biz mesela Ümeyyeoğulları, Emeviler diyoruz Abasiler diyoruz, Selçuklular diyoruz, Eğübiler Eyyubiler diyor. diyoruz ki Selahattin Eyyubi'nin bütün parçalı bölünmüş şekildeki ümmeti birleştirmesiyle birlikte kurduğu devletin adı Eyyubiler Devleti. Dolayısıyla e Dolayısıyla ailenin ehemiyetine baktığımız zaman evet aile bir kurumdur ve devletin önemli olması kadar önem arz eden aileden de devlete bir gidişatın söz konusu olduğu bilinen bir gerçek. Bundan dolayı aile bütün ideolojileri ilgilendirmiş, bütün düzenleri ilgilendirmiş, geçmişten geleceğe dinlerin hepsini ilgilendirmiş ve aileyle ilgilenmeyen ve uğraşmayan kalmamıştır. E bu durumda ailenin önemi hususunda bizler de özellikle dikkat etmemiz lazım. Tabii aile kavramı ile ilgili işte e, ee, çekirdek aile var, geniş aile var. İslam'da geniş aile önemsenmiştir. Silah-ı alakalı olarak geniş aile büyük önem arz ediyor. Bağların, aile bağlarının güçlenmesi gereği olarak. Çünkü e, evlenmeden sonra boşanmalar, ölümler, kazalar söz konusu güçlü aile devamlı bir sigortadır. Ki güzel dinimiz İslam'da insanlığın din, mal, can, nesil ehmiyetini, akıl ehmiyetini, Müddeini güvene almakla e, e, muhteşem bir medeniyet, bir nizam olduğu biliniyor. Bundan dolayı ailelerin de içten evlilik dıştan evlilik. Örneğin Yahudiler kendilerinin dışında hiç kimseyle evlenmezler. Müslümanlarda da asıl usul Müslümanın Müslümanlarla evlenmesi. Her ne kadar bir Müslüman beyefendinin gayrimüslim bir hanımefendiyle evlenmesine cevaz verilmişse de usul olarak Müslümanın Müslümanla evlenmesi. Ki biz buna içten evlilik diyoruz. Onun için İslam'daki aile en medeni. ...en modern, en mükemmel ve insanlık neslini sigortalayan, güvende sağlayan muhteşem bir yapıya sahiptir. Çünkü temeli Kur'an'a dayalı Eyvallah. ve bunun yanında da sünneti Resulullah'a ki Resulullah Efendimizin ahlakı Kur'an ahlakıdır. Dolayısıyla... Kur'an'daki kıssalara dahi baktığımız zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ailesinden tutun Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ailesi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabi yani kıssalarda da ailelere ciddi vurgular vardır ve özellikle bu ailelerin temel kriterleri de vahiy ile tanzim edilmiştir. Vahiy ile tanzim edilen aileler güçlü ailelerdir. Eyvallah. Ve özellikle gelen peygamberlerin sünnetiyle kurumsallaşan aileler, güçlü aileler olmuşlar. Dünya ve ahiret saadetini teminat altına almışlardır. Eyvallah. Kıymetli hocam izniniz olursa bir cümlenizden hareketle izleyicilerimize böyle kısa bir bilgi vereyim. İzniniz olursa kıymetli izleyicilerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda eşler için iki tane kavram dikkat çekmektedir. Kuran, Nuh aleyhisselamın hanımı için imre eten Nuh der. Nuh'un karısı. Çünkü Nuh aleyhisselam ile hanımı arasında sadece fiziki bir birliktelik vardı. Bir inanç birlikteliği veya bir düşünce birlikteliği söz konusu değildi. İnanan Firavun'un karısıyla Firavun arasında da sadece bir fiziki birliktelik söz konusuydu. Bundan dolayı Kur'an Firavun'un karısı der. Eş için ise Allah Resulü'nün eşleri deriz Kur'an-ı Kerim'de. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber eşleriyle arasında sadece fiziki bir birliktelik yoktu. Aynı zamanda ideal birlikteliği, düşünce birlikteliği, hayata aynı pencereden bakabilme birlikteliği söz konusuydu. Dolayısıyla eğer evlenen çiftler aynı yerden hayata bakıyorlarsa, aynı düşünceleri paylaşıyorlarsa bunlar eştirler. Zevç ve zevcettirler. Tabir yerinde ise o bireysel yönleri eritilmiş, ikisi kaynaşmış ve çift olmuşlar. Aksi takdirde bu sadece fiziki birlikteliktir. Kur'an-ı Kerim böyle bir kavramsal ayrıntı veriyor kıymetli hocam. Hocam Hazreti Peygamber'in aslında aile ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime vardır. Çok dikkatimi çeker. Şuna baktığımızda Kur'an aile olmayı bir dua olarak telakki ediyor. Yani şöyle diyor. Ey Rabbim bize göz bebeği olacak, göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar lütfet ve bizi takva sahiplerine önder kıl buyuruyor. Aslında aile Kur'an'da duamızın karşılığıdır, ibadettir. Kıymetli hocam, kavramsal çerçeveyi çizdiniz. Aile geçişte önemli olan eş seçimidir. İzniniz olursa biraz da bu konuya girelim. Hz. Peygamber'in evliliğe teşvik ettiğini biliyoruz. Ey gençler sizlerden hanginizin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü bu gözü harama düşmekten daha çok alıkoyar ve namusu iffeti daha çok korur buyurur. Evlenmeye gücü olmayan oruç tutsun zira o tabi arzuyu keser buyuruyor Allah'ın Resulü. İzniniz olursa bir hadis-i şerifi daha aktarayım izleyicilerimize. Allah Resulü damadı Hazreti Ali'ye amcasının oğlu Ali bin Ebi Talib'e şöyle der. Ey Ali üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namaz kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi, dengini bulduğun zaman eşi olmayan kadını evlendirmeyi. Yani kızını evlendirmeyi diyor. Evet. Kıymetli hocam evlilikte sanırım eş seçimi sağlıklı bir ailenin tesisi için en önemli adımdır. Evet. Buyurun buradan başlayalım. Ne dersiniz eş seçimi hakkında? Şimdi e, tabii ki az önce siz hadis-i şeriflere değindiniz. Böyle bir iki tane ayette de evlilikle ilgili, hocam. aileyle ilgili vurgular vardır. Mesela e, er Rum suresi 21. ayeti. içinizde kendileriyle huzura kavuşan eşler yaratması. Sekine bulunması için. Ki muhteşem bir kavram üzerinde evet. tefsirinin e, mutlaka okunması lazım. Aranızda muhabbet ve rahmeti var etmesi... Allah'ın delillerinden olarak bize sunuluyor. Yani ilahın delilleri, ilahın delilleri, ilahın varlığının delili olarak bunun sunulması, huzurun kaynağı olarak yansıtılması önem arz ettiği gibi bunun haricinde Nahl suresinde kendi anlamda de... hocam sözünüzü kesiyorum. Yani evet. A ile bir ayettir. Aynen. Kur'an'daki ifade evet. bir evet. ayettir. Buyurun hocam. Evet. Siz devam suresinde kendinizden zevceler var etmesi bunun dışında oğullar ve torunlar yaratması Cenab-ı Allah bundan bahsediyor bunlar da Allah'ın ilahi ikramlarıdır nimetleridir ilahi emanetleridir bunun dışında Nur suresi 32. ayette de kadın ve erkek lerden bekar olanları evlendiriniz. Bunların evlendirilmesi özellikle köle ve cariye ki eskiden devletlerde bu da söz konusuydu, karşılığı vardı. Bunlardan da uygun olanları, evliye müsait olanları evlendirme emri vardır Rabbimiz tarafından. En son eğer bunlar fakir iseler Cenab-ı Allah'a bunları rızıklandıracağı belirtiyor. Rabbim özel olarak ilgilenmiş aile konusuyla. Yani vahiy ile özel olarak vurgulanmış Bakara suresinin 228. ayetinde de kadınların erkekler üzerinde haklarının olduğu, erkeklerin de kadınlar üzerinde haklarının olduğu belirtilmekte. Ki İslam dışı ailelerde Erkek egemen ailelerde sınırsız bir hakimiyet vardır. Köle olarak kullanabiliyor, satabiliyor. Gerektiğinde eziyet edebiliyor. Ama İslam'da kadın ve erkek özel olarak Rabbimiz tarafından önemsenmiş ve hukuku belirlemiş. Ve bu da özellikle İslam devletlerinde İslam aile hukukuyla aile korunma altına alınmıştır. Evet. Ki maalesef biz bugün bu hukuktan da mahrumuz. Yani İslam aile hukuku, aile o kadar önemli ki Rabbimiz özel olarak belirtiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin belirttiğiniz hadislerle ki zaten kendinizi ve eş ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Hakikatiyle dünyanın da bir imtihan dünyası olduğu. Dolayısıyla burada bir mesuliyet, bir sorumluluk da söz konusu. Ki bu Ramazan-ı Şerifimizin güzel konulardan biri de sorumluluk. Ramazan ve sorumluluk konusu var. İnşallah biz ailevi sorumluluğumuzu da bu vesileyle bir gözden geçirip Eyvallah. bu konulara da değinme ihtiyacı var. Şimdi tabii ki evlilikte uygun eş tercihi ile ilgili birkaç hususa değinirsek öncelikle Resulullah Efendimizin sizin de malumunuzdur evlilikte dört unsurun çok önemli olduğu ki insanlık tarihinde hakikaten bunlar hep önemsenmiştir. Eyvallah. İşte bu dört unsurdan yani mal için evlenme, güzellik için evlenme, şan, şöhret için evlenme ve güzel ahlak ki bunlar hep önemli unsurlar ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların içerisinde bir taneyi bayraklaştırıyor ki... ...siz güzel ahlaklı, inançlı olanı seçin demekle bize çerçeveyi veriliyor. Eğer inanç olmasa, bir dustura bağlı olmasa o evlilik yıkılacak bir evliliktir Fes, Allah muhafaza. Fazfer bizatiddin teribet yedak buyuruyor hadisin sonunda. Evet buyurun hocam. Evet Allah razı olsun. Bunun dışında tabii ki özellikle... Bazı önemli hususlar var e, Doğru zamanda doğru insanla e, doğru bir evliliğin yapılması e, evlilikteki mutlulukta önemli unsurlardandır e, eşlerin birbirlerini tanımaları e, çok önemli hele günümüzde Çünkü e, evlilikten sonraki tanışma bir afet, günümüzde de yapmacık tanışmalarla, aldatmalarla evlilikler gerçekleşiyor. Ki o da maalesef ilk 5 yılda e, uçurum denecek boşanmalarla neticeleniyor. Ben böyle bilmezdim deyip geçiştiriliyor. Oyuncak hale getirilerek. Evet, Onun evlilik mi? Evcilik mi? Belli olmuyor bir türlü. Çok üzgünüm. Eyvallah. Bunun dışında Hakk'ın hatırını gözetmek. Çünkü Rabbimiz bizi bize çok değer veriyor. Bizi çok önemsiyor. Eğer biz Rabbimizin rızasını gözeterek bir evlilik kurarsak orada ister istemez o Rabbin rızası güçlü aile bağlarını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla o ailede bireyler bilinçli bireylerdir. Birbirlerine saygı duyarlar ki Allah kendi kullarına değer vermişse kulların birbirlerine değer vermemesi büyük bir zafiyet sayılır. Bunun dışında aileyi yönetecek fertlerin bilgi sahibi olması mutlaka. Yani aileyi yönetecek ama aile konusunda hiçbir bilgi sahibi değildir. Bu ailenin sorunları, ihtiyaçları, sorumlulukları olacaktır. Ee, Ayrıca geçimi sağlayabilecek imkanlara sahip olmak mutlu bir aile için önem arz ediyor. Muhabbet besleyecek eşlerin olması, istişarenin olması, istişare temelli ki Rabbimiz beyan ediyor. E o işleri aralarında şura iledir. Eşmelet Öyle di iledir. diktatörlük yoktur İslam'da. Eyvallah. dikta etme yoktur. Hatta bu istişare meclisine herkes yaşına, seviyesine göre dahildir mutlaka. Onun için bilinçli Müslüman ailelerde aile meclisi dahi vardır. Bunu da biz önemseyelim inşallah. Bunun haricinde kötü alışkanlıkların olup olmaması aile mutluluğunu yakından ilgilendiriyor. Çocuk sahibi olma duyarlılığının bilinmesinde fayda var. Sağlık ve sıhhatin büyük önemi vardır mutlu bir ailenin kurulmasında. Evliliği geciktirmek sıkıntılıdır. Geç evliliklerin de kendine has bazı sorunları Kesinlikle, da doğru, doğru. beraber getireceği bilinen bir gerçektir. Baskı ile değil kişiler bilinçlenerek özgür iradesiyle eş tercihinde bulunmaları lazım. Görücü usulü ve ailenin diğer bireylerinin de desteği farkındalık oluşturması noktasında bir desteğin sunulması hasseten büyük önem arz ediyor. Yoksa insanlarımızın ekranlar kanalıyla, internet kanalıyla özellikle günümüzde sanal, sanal dünya aldatıcı ve toz evet. pembe şekilde yönlendiriyor. Bunun haricinde e, görücü usulünün dışında özellikle tanıdıklarımız ışma ve görüşmenin mahremiyet unsurları dahilinde olması büyük önem arz eder ee, ayrıca e, evliliğin e, mutlaka ailenin mahremiyetleri vardır bu mahremiyetlerin dışa ifşa edilmemesi bunun dışında aileye dışarıdan ve ailenin diğer fertlerinden e, yeni evlenenlere e, hanımefendi ve beyefendi eşlere fazla müdahalenin olması ailenin mutluluğunu kaçacağı için destek sunmaları yani e, büyük evet. önem arz ediyor bunun gibi e, birçok bir hususlar vardı. Bu başlıkları vardı. açalım inşallah. inşallah. Ee, İzniniz olursa okuduğunuz ayet-i kerimede iki kavram, daha doğrusu bir kavram e, hem erkekler için kullanılmakta hem de e, eşler için, hanımefendiler için kullanılmakta. Bakara suresindeki ayet-i kerime dikkatimi çekti. Evet. İzniniz olursa onu izleyicilerimize evet, bir kez o, daha ben hatırlatmış olayım. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz eşler arasındaki sorumluluğun eşit ve eş değer olduğunu net bir cümleyle ifade ediyor. Ve entum libasun lehunne ve libasun lekum. Eşleriniz sizin için bir örtü, bir giysi, bir sorumluluk. Aslında bu bir mecazdır. Hiçbir erkek kadını giyinemez. Kadın da erkeği giyinemez. Yani anlamı şu. Birbirinizin gediğini, eksiğini kapatabileceğiniz. Eşiniz sizin için bir örtüdür, kusurlarınızı örtendir. Tıpkı bir elbise gibi, bir kıyafet gibi sizin iç dünyanızı, iç dünyanızdaki eksiklerinizi kapatan, kusurların dışa yansımasını engelleyen bir örtüdür. Ve sizler de eşleriniz için bir örtüsünüz. İçindeki gizlikleri, içindeki kusurları, içinde sakladığı negatif duyguları örten birer örtüsünüz buyuruyor. Kıymetli hocam, İslam mükemmel bir sistem. Bunu Müslüman olduğumuz için söylemiyoruz. Bugün özellikle bu Covid-19 sebebiyle Batı dünyası da bunun farkında. İslam'ın mükemmel bir düzen olduğunu düşman bile itiraf etmekte. Ama maalesef gelin görün ki Müslümanlar İslam'ın bu güzelliklerini bir tarafa bırakıp İsviçre'nin medeni hukukunu esas alarak aileyi tahrip edebilmişlerdir. Böyle ciddi sorunlarımız da vardır. Bakınız kıymetli hocam izniniz olursa izleyicilerimize aktarayım. Hazreti Ayşe annemiz yanına gelen bir kadının durumunu şöyle bize anlatıyor. Diyor ki kadın ey müminlerin annesi. Hazreti Ayşe bütün müminlerin annesidir. Ben her gece bir gelin gibi süslenip kocamı karşılıyorum en güzel elbiselerimi giyiniyorum, en güzel kokuları sürünüyorum. Öyle eşimin karşısına çıkıyorum. Buradaki cümle çok önemli. Bunu da Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum diyor. Hazreti Ayşe kadına şunu söylüyor. Birazdan Allah'ın Resulü gelir, sen derdini ona anlat. O senin derdine bir çözüm söyleyecektir. Çözüm merkezimiz Allah'ın Resulü. Ailelerin dağılmasını, ailelerin dağılmasını engelleyecek çözüm önerileri Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın sözlerinde yer almıştır. Ama maalesef üzücü olan ne hazindir ki Müslümanlar Kur'an'a kulaklarını tıkadılar. Hazreti Peygamber'in sünnetine adeta görmemezlikten gelerek batının böyle yaldızlı cümlelerle süslediği, içi boş laflarla bir anlamda ailelerin tahrip edilmesine yol açtılar. Kıymetli hocam izleyicilerimiz merak etmesinler diye Allah Resulü geliyor, kadın durumunu izah ediyor ve Hazreti Peygamber sabret, kocanı dinle ve ona da itaat et buyurdu. Bunun Allah katında ecni olup olmadığını soran kadına da Allah Resulü şöyle cevap verir. Sebap olmaz mı? Bir kadın Allah için imtihan olduğu sıkıntılara katlanırsa tabii ki sevap kazanır. Kendi evinde bir eşyayı kaldırıp başka bir yere bıraksa bile sevap vardır şeklinde cevap veriyor kıymetli hocam. Değerli hocam ailenin dağılmasına yol açan bazı sıkıntılar oluyor. Sonuçta hepimiz insanız. Yani Müslümanlar da insan. Müslüman ailelerde hiçbir sorun yoktur diyemeyiz. Bu zaten fıtrata da aykırıdır. Kur'an-ı Kerim örneğin eşler arasında var olan sıkıntılar için aile bireylerinin hakem kılınmasını ve daha farklı yöntemlerle kadınların ve erkeklerin bir arada kalmalarını sağlamak için tabir yerinde ise elinden geleni yapıyor kıymetli hocam. Kıymetli hocam Ailede baş gösteren sorunların bir kısmının biraz önce ifade ettiniz erkeklerden kaynaklanıyor. Bir kısmı hanımefendilerden kaynaklanıyor. Hatta bir kısmı maddi geçimsizlikten, sağlık sorunlarından ifade ettiniz. Erkeklerden kaynaklanan bir eğitimci olarak gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir? Yani sorunun merkezinde erkek olduğunda ne tür sorunlar gözlemliyorsunuz? Şimdi ben tabii biraz da sizin sorularınızı bazı vurgular yaptıktan sonra ben değiniyorum kusuruma bakmazsınız Buyur, inşallah. Şimdi az önce siz İsviçre medeni kanununa değindiniz. Şimdi İslam ailesi dediğimiz bir aile vardır ve bu ailenin de devlet tarafından da korunduğu ve desteklendiği gerçeği vardır. Tabii işin eğitim boyutunu da devlet teşkil ediyordu. Şimdi o açıdan biz şöyle bir hakikate değinmeden geçemeyeceğiz. Ondan sonra ben değinmek durumunda kalacağım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na kadar genel manada İslam aleminde aile hukuku İslam hukukuydu. Genel manada. Tabii ki 1800'lü yıllarda batı örnek alacak değişikliklere rağmen ailelerin kendi geleneksel yapıları yani geçmişten gelen geleneksel yapıları daha doğrusu sivil, İslami değerleri İslami değerler, işselleştirdiği tabii, değerler tabii, değerler. Örneğin diyelim esnaf teşkilatı daki elemanlar mutlaka bir eğitim görürlerdi. Bu eğitim aile huzurlarını da etkilerdi. Evet. Ya vakıf medeniyeti vardı. Vakıf medeniyetinde alimler, ulemalar, bağımsız, özgür ve halkı eğiten değerlerdi. Dolayısıyla şimdi aile eğitimli aileydi ve Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra özellikle en büyük tehlike olarak aile görüldü çünkü Osman oğulları Osmanlı devleti tabii Osman kapı evet. tabii ki Viyana kapılarına kadar ilerlemişlerdi. Bir aileden bir devlet düşünün 20'nin üstünde bugün devletçiklere ayrılmış geniş bir alanda kimi tarihçilere göre 22 kimine göre 24 milyon kilometre karelik alanı yöneten idare eden bir aile. Peki bunun başarısı neredeydi? Acaba babadan oğula geçen salt yönetim miydi? Haşa asla değil. Buradaki özellikle İslam medeniyetinin muhteşemliği, adaleti, düzeni, yönetim ve idaredeki o hoşgörü anlayışı İslam'dan kaynaklı hoşgörü anlayışı diğer insanlara da huzur temin etmişti. Dolayısıyla Osmanlı devleti yıkılınca ailelerin de yıkılması gerekiyor. Çünkü aile tevhid dininin merkezidir. Aile insanlığın özellikle Müslümanların dünyadaki saadet merkezidir. Cennet köşesidir. Bu korona virüsünden de biz şu anda huzur ailelerimizde bulmuyor muyuz? Evet. Tehlike geldiği zaman sığındığımız yer neredir? Onun için aile bizim için temel ve zalimlerin korkulu rüyasıdır. Eğer biz bu ailemize sahip çıkarsak, dünyevi ve uhrevi saadeti temin edeceğimiz kesin. Bundan dolayı 1926 yılında çok üzgünüm biz bir mücadele verdik yani yeni bir devlet kuruldu. Cumhuriyetin ilanından sonra İslam namına ne kadar değerler varsa başta halifelik olmak üzere İslam'ın tüm motifleri, tüm inanç değerleri, yönetim ve idare değerleri hepsi kaldırıldı. Yerine Batı'nın değerleri ikame edildi. Bunlardan bir tanesi de İsviçre medeni kanunu. İsviçre medeni kanunu getirildiği zaman maalesef evlenme, boşanma, miras ve benzeri bütün unsurlar bu kanuna göre düzenlendi ve bunun haricinde tabii ki medreseler kaldırıldı, İslami eğitim kurumları kaldırıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması da yasaklandı. Çünkü Batı'ya ve zalimlere bir tehlikeliydi Kur'an-ı Kerim. Resulullah Efendimizin sünnetine göre kurumsal oluşan kurumsal yapılar yıkıldı hepsi. Maalesef bunların yerine ikame eden yeni kurumlara insanlarımız yabancılık çekti ve buna tepki gösterenler asıldı. Ve mesela ben kendi köyümde benim dedelerim e, e, aileye Kur'an öğretirken jandarma tarafından tutuklanıp hapse atılıyordu. Niye? Çünkü Kur'an terbiyesi almaması lazımdı. Avrupa'ya göre bu tehlikeydi. Dolayısıyla ailenin en temel noktalarından bir tanesi o güzel ahlakın ikame edilmesi ya bu güzel ahlakın kaldırılması ve batılı değerlerin. Dikkat edin, İsviçre Medeni Kanunu. Alman ticaret kanunu, İtalya ceza kanunu, Fransa idare kanunu getirilerek bizim kanunlarımızın hepsi kaldırılıyor. Ve Arapça kaldırılıyor, yerine Latince harfleri getiriliyor. Tatillerimiz kaldırılıyor. E toplum, Değer, toplum bir gecede cahil bırakıyor. Tabii ki ve dil değişimiyle birlikte zaten geçmişle olan bağ koparıldığı gibi Değer yargılarımızın kaynaklarıyla olan bağ da koparıldı. Ve çok ilginçtir 1935'lerde devlet memurlarının Cuma'ya gitmesi yasaklanıyor. Camiler ahra çevriliyor. Niye? E, camiler eğitim merkezleri, medreseler eğitim merkezleri bunlar kaldırılıyor. Bunlar kaldırıldığı zaman 1947'de İsrail Devleti kurulduğu zaman ülkede ses çıkarılan kalmıyor. Niye? Çünkü ses çıkaranların büyük bir kısmı alimleri asılmış ya da hapsedilmiştir. Şimdi bu yetmiyor. Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman, ta 1900 en son 79'da işte Birleşmiş Milletler'in kadevi var. Ee, Avrupa Konseyinin kadınlarla ilgili e, kriterleri var. Bütün bunlar da dayatılıyor. Bizim gencimiz kaç yaşında evlenecek? Avrupa belirleyecek. Nasıl boşanacak? Avrupa belirleyecek. Aile nasıl ıslah edilecek? Avrupa kuralları, kaydeleri belirleyecek. Bir aile hakiminin ibret verici bir hatırası vardı. Diyordu ki sakın ola sorunlarınızı mahkemeye getirmeyin. Getirirseniz çözümsüz kalacaktır. Şiddetle neticelenecektir. Biz aile mahkemelerinde karar veriyoruz. Çocukların çekiştirilmesi konusu, kimde kalması konusuna bile hukuksal çözüm getiriyoruz. Görüşme saatini veriliyoruz, görüşme yerini veriliyoruz. Kavga orada başlıyor, cinayet orada işleniyor. Bu kanun, Batı kanunu iflas etmiştir. Halkımız kusuyor. İnsanlarımız kusuyor. Bunu dayatmanın bir anlamı yok ki. Yani evet. hakimler dahi buna inanmıyorlar. Eyvallah. Kıymetli Aile hocam. hakimi dahi inanmıyor buna. Eyvallah. Kıymetli hocam aslında söylediğiniz husus çok önemli. Aynı zamanda tarihçisiniz. Değerli hocam aslında dışarıdan yabancı bir uzuv, yabancı bir organ vücuda nakledildiğinde vücuttaki bütün organlar bir direnç gösterir. Ve bir anlamda o organın iflas etmesine yol açarlar. Bir saldırı gerçekleşir. İnsanın bünyesi, yaratılış, fıtratı bile böyle bir şey. Toplumumuzun, İslam ümmetinin yabancısı olduğu dışarıdan ithal maddelerle, idare sistemiyle yıllarca insanlarımız çıkmaz bir sokağa sürüklendi. Ve bugün geldiğimiz noktada toplum iflas aşamasında. Boşanmaların haddi hesabı yok. Bir de özellikle şunu da ifade edeyim izniniz olursa. İstanbul Sözleşmesi diye bir ucube sözleşme. Evet çok eski. Toplumumuza en son darbeyi vuran sözleşme. Evet. Malumunuz evet. birkaç hafta önce Diyanet İşleri Başkanımız bir hutbe verdi. Anayasanın kendisine verdiği görevdir bu. Anayasal görevidir bu. Yani dini, toplumu dini meselelerde aydınlatma görevi vardır. Bunu yapmadığında... Din ve vicdan hürriyeti eyvallah. anayasa maddesidir. Ana, anayasa maddesi yani. ve ayrıca Diyanet başkanlığının görevi arasındadır. Evet. Toplumu dini meselelerde aydınlatmak. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayeti kerime ki kendi görüşü değildir. Kur'an'ın kendi ifadesi. Ve bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına karşı bir linç girişimi başlatıldı. Aslında şuna baktığımızda şunu görüyoruz. Linç girişimini başlatanlar cüretlerini, cesaretlerini İstanbul sözleşmesinden alıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı desteklemek, Başkan Bey'e destek sunmak tweet'le olmaz. Mesajla olmaz en büyük ve en anlamlı destek İstanbul sözleşmesini çöpe atmaktır. Eyvallah. Buradan devam edelim kıymetli hocam. Evet. Şu İstanbul sözleşmesi ucubesi nedir? Ne tür zararlar getirmiştir? Yanlış hatırlamıyorsam yakın bir zamanda Kadem bir açıklama yaptı ve dedi ki İstanbul sözleşmesinde dinimize aykırı maddeler vardır dedi. Yani, yani işin mimarisi, bu işin organizatörü, bu hale gelmesini sağlayan kadem bile bunun yanlış olduğunu, hata yaptıklarını ifade ediyor. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor kıymetli hocam. İstanbul sözleşmesini çöpe atarsanız Ali Erbaş hocaya en büyük desteği vermiş olursunuz. Evet. evet. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Aslında en önemli yaralarımızdan birine daha değinmiş oldunuz. Buyurun ben az önce ifade ettim, İsviçre Medeni Kanunundan gelen süreç, bütün değerler Batı değerleridir. Fakat yaşayan Müslüman halk, suçlu olarak ne hikmetse İslam ilan ediliyor. Oysa yürürlükte İslam yok. Yani kanun olarak, kurum olarak. İslam namına bir şey yok. Neden suçlu İslam ilan ediliyor? Neden Müslüman aile suçlu ilan ediliyor? Acaba bu ucube e, yasalar e, hiç mi kusurlu değildir? Bu düzen hiç mi kusurlu değildir? Dolayısıyla e, az önce siz hani erkeklerin kusurları derken e, bayanların kusurları boşanmada önemli unsurlardır. Ancak e, önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Erkeğin aldığı eğitim hangisi? İzlediği kanal hangisi? Yani kültür olarak muhatap olduğu kültür hangisi? Muhatap olduğu değer hangisi? Hangi erkekten bahsediyoruz? Yani Eyvallah. İslami şahsiyet sahibi erkek mi? Dolayısıyla şimdi ben öncelikle Kadev denen Birleşmiş Milletler tarafından 1979 yılında kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırma sözleşmesi vardır. Bu Kadev daha sonra Avrupa Birliği tarafından da tabii 1985 yılında Türkiye bunu kabul etti. Ee, Avrupa Konseyi Sözleşmesi de bakın ismi Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Tıpkı İsviçre Medeni Kanun nasıl Türk Medeni Kanunu olarak değiştirildiyse de değiştirildiyse e, Avrupa Konseyi Sözleşmesi de maalesef İstanbul Sözleşmesi olarak ehlileştiriliyor. Ama toplum bunu kusuyor. Toplum bunu benimseyemiyor. Toplum değerlerinden ters. Dolayısıyla Aslında bu sözleşmede orada da bir, bir, hakaret var değil mi? Kıymetli ciddi bir hakaret. Yani Güzelim İstanbul'un İstanbul adını... eyvallah. İstanbul adını, evet. adını da şanını da İslam medeniyetinden alan bir şehrimiz. Evet. İslam eyvallah. Eba Eyyub el metfun olduğu yer. Ve Osmanlı'nın İslam ümmetine emanet ettiği, imar ettik önemli bir şehrimiz. Evet. Şehristanımız kıymetli hocam. Eyvallah. Ve bunun e, özellikle dışarıdan ithal edilen, toplumla uyumlu olmayan yasalara isim olarak konulması da bir anlamda bu toplum ile dalga geçmek. Yani yabancı kriterler yerli isimlerle ehlileştiriliyor Eyvallah. ama yani bu vahşi kuralları bu topluma niye dayatıyorsunuz yani? Eyvallah. Bu toplumu niye cinayet şebekesi haline getirtiyorsunuz? Devletin eliyle yazık değil mi? Günah değil mi bu topluma? Bu toplum 15 Temmuz'da ne yaptı? 15 Temmuz'da neye sahip çıktı? Yani e, tehlike anlarında bu toplum canını feda ediyor ülkesi için. Nereden kaynaklanıyor? Bu inancından kaynaklanmıyor mu? Şehadet, şehit olma değerinden kaynaklanmıyor mu? Çanakkale'deki şahlanış neden kaynaklandı? Yedi düvele karşı başarı. İşte Avrupa bu değerleri yok ederek kendilerine uydu devletler, sömürge devletler oluşturmaya çalışıyor. Adeta Avrupa burayı da bir eyalet haline getirme gayretinde ve bizim yetkililerimiz, Yöneticilerimiz bunun bilincindedirler. Kadem'in bunun bilinci de olduğu eskiden de belliydi ama bu konseyin bu İstanbul Sözleşmesi ile e, Avrupa Birliği'nin bankaları tarafından hasılat veriliyor. Bir kısmı bir yerlere kullanılıyor bir kısmı da maalesef eşcinseller, LGBT'liler kullanıyor. Örgütlenmiş yapılar kullanıyor. Onun için bu Kadev dediğimiz daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi kadev ayrı İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu kadevle bütünlük arz ediyor. Bunlar uluslararası ama İslam'a muhalif Kurallardır, kaidelerdir. Biz de bu evrensel kriterlere bağlı olduğumuz için maalesef dayatılıyor bize ve ters geliyor. 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi'nde kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi kararları vardır. Yani kisvelemesinler, gizlemesinler Avrupa Konseyi kararlardır. Bizim değerlerimizle de çelişiyor. Dolayısıyla bu değerlerden, bu Avrupa Konseyi kararlarından en çok kimler istifade ediyor? Maalesef eşcinseller, LGBT'liler, daha doğrusu ismini almakta utanç duyduğumuz değerlerimize muhalif örgütsel yapılar. Bunların çalışmalarına özellikle Avrupa Konseyi'ne finans sunan bankalar destek sunuyor. Bunu bilmeyen yok ve azınlık çoğunluğa hükmediyor. Bakın dikkat edin. Avrupa Birliği kaideleri bizde devlet kuralları haline getiriliyor, geliyor ve devlet eliyle değerlerimize karşı savaş açılıyor. Ve işte bizim Diyanet İşleri Başkanımız Allah kendisinden razı olsun. asli görevini ifa ediyor. Ramazan-ı Şerif başlamış ilk cumada. Zinanın haram olduğunu söylüyor. Acaba yanlış mı söyledi? Eşcinselliğin ve lutiliğin afet olduğu, insanlık neslini yok ettiği, HIV virüsüne sebebiyet verdiği, AIDS dediğimiz pisliklere sebebiyet verdiği. Ya bu halkına düşkün bir Diyanet İşleri Başkanımız var ha. İnsanlığa düşkün, bırakın Müslümanı, insanlığa düşkünlüğü ifade eden bir hakikati ifade etti. Peki ne oldu netice? Toplumumuz uyanmalı. Ankara Barosu evet ne yaptı? Dedi ki suç işliyorsun. Ankara Barosuna göre doğru. Kendilerine göre doğru ama İslam'a göre bir vahşet. Ne demek suç işlemek yani? O açıdan Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim zina'yı yasaklamıştır. Allah'ın Resulü bu noktada özellikle güzel kriterler çözümler öngörmüştür. Müslüman olan insanın kendi dininin gereğine uyma noktasına saygı gösterin lütfen. Elinizi çekin ailemizden. Elinizi değerlerimizden çekin. Bu insanların uğraşacağı başka işler vardır. Yapacağı başka işler vardır. Başka gelişmeler vardır. Neden bu tehdit ve tehlikelerle toplumda kaos oluşturuyorsunuz? Evet. ve bir tane siyasi liderin söylediği bir cümle vardı. Her ne kadar e, müsbet bir parti baştaysa da iktidar ise de muktedir değildir. Muktedir olan biziz. Biz iktidarı kontrol ediyoruz. Bu kriterlere uymadığı zaman cezalandıracağız onları. Evet. Şimdi burada, Örtülü bir tehdit de vardır. Şimdi bizim yöneticilerimiz bunu biliyor. O açıdan biz şahsen Diyanet İşleri Başkanımızın bu çıkışını önemsiyoruz. Ve sivil toplum kuruluşları mesela bu Ankara Barosu'nu en az 22 sivil inisiyatif destekledi. Peki müsbet sivil inisiyatiflerin bu noktadaki çaba ve gayretleri Nerede? Bunlar da İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, bataklığın kurutulması için mutlaka harekete geçmeleri lazım. Harekete geçmezlerse nesilleri güvende değil. Nesillerin gelecekleri güvende değildir. Yani çıkıp da ikide bir efendim çocuklar bizim geleceğimiz, gençler bizim geleceğimiz, siz çocuklar ve gençler geleceğimizdir. Hangi değerlerle geleceğimizi garanti altına alıyorsunuz ve aile değerlerinin temeline dinamit sokarak ee, geçen günlerde takdir ettiğim bir cümle idi ee, Ağrı e, Belediye Başkanı e, bazı siyasilerin konuşmaları vardır ki çocuklarımızla evde haber izlerken o haberlerin filitlenmesi gerekiyor. Özellikle bu eşcinsellik gibi benzeri haberler ailenin ahlakını bozuyor. Peki buna yetki nereden geldi? İşte imkanlar tanındı. Evet. Yani buna Kadavle ve İstanbul Sözleşmesi ile imkanlar tanındı. Onun için bizler de bu noktada kenetlenmek zorundayız. Ve siyasilerimize özellikle istirhamımızdır bundan sonra ki seçimlerde siyasilerden isteklerimiz olacak. Halihazırda da isteğimiz var. Lütfen... Müslüman halkın değerine saygısızlık içeren yasaları kaldırın. Müslüman halk bütün insanlık için umut vesilesidir. Bugün e, dünyanın sömürücü güçleri gittikleri ülkeleri kan gölüne çevirdiler. E, akan kan petrolden daha değersiz görülüyor. Evet. Dolayısıyla biz olaya böyle biraz da Küresel çerçevede bakalım yeniden bir şahlanışa ihtiyacımız var. Bu da bizim kendi değer yargılarımızla mümkündür. Eğer bu değer yargılarımıza göz yumarsak endişem şudur ki sağlam ailemiz kalmayacaktır. Eyvallah. Kıymetli hocam biraz konuya dönelim. Daha doğrusu öze dönelim. Evet. Ailenin dağılmasını, çözülmesini engelleyen temel bazı kriterlerimiz var. İslam'ın öngördü. İslam aileye o kadar önem verir ki, Hz. Peygamber kişi evlendiği zaman dinin yarısını korumuş olur. Evet. Geriye kalan yarısı için de Allah'a karşı gelmekten sakınsın buyuruyor. Ailenin dağılmaması için, sorunların çözülmesi noktasında Hazreti Peygamber'in hadislerinden derlediğimiz bazı kriterler var, ölçüler var, kıstaslarımız vardır. Yani Batı medeniyeti bir kere bu toplumun medeniyet yapısına inşasına aykırı, bunu ifade ettik. Kendi medeniyetimize bir bakalım. Örneğin sevgi ve saygıyı esas alır. Yani ailenin dağılmasını engelleyen temel kriter ailede sevgi ve saygının hakim olması. Temel unsur haline gelmesidir kıymetli hocam. Hazreti Peygamber bir hadisi şerif genel anlamda şöyle buyuruyor. Biriniz kardeşini sevdiği zaman ona kendisini sevdiğini mutlaka ifade etsin buyuruyor. Yine Allah'ın Resulü sevilmeye en layık nimetlerden biri kadındır. Allah'ın bir ayeti olarak görüyor. Kadın ekmek kadar kutsaldır. Kadın yağmur kadar değerlidir. Kadın kevni ayetlerden bir ayettir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber e, bu konuda net ifadeler kullanmakta. Şöyle gerçi her ne kadar hadis külliyatımızda bulmadıksa da tefsir kitaplarında şöyle bir olay anlatılır. Adamın biri eşini Hazreti Ömer'e şikayet edecek. Evine kadar gidiyor, kapıyı çalacak. Bir de bakıyor ki evde hararetli bir tartışma. Kadın sesini yükseltmiş. Gerçi bunu dediğim gibi yani sahih hadis kaynaklarımızda böyle bir rivayet yer almamakta ama tefsir kitaplarında böyle güzel bir mevkibe olarak, bir menkibe olarak yer almakta. Adam bakıyor ki Hazreti Ömer'in eşinin sesi daha fazla çıkıyor Hazreti Ömer'den. Geri dönüyor kapıyı çalmış bir kere. Hazreti Ömer kapıyı açınca bakıyor ki adam geçiyor. Sesleniyor nereye gidiyorsun kardeşim? Valla diyor bir durum arz etmek için gelmiştim. Şikayette bulunacaktım ama sizin durumunuzu görünce kendi halime şükrettim diyor. Evet. Hazreti Ömer ona diyor ki kardeşim diyor. Eşim ekmeğimi pişirmekte, elbiselerimi yıkamakta, çocuğumu emzirmekte ve kalbim onunla sükut, sükunet bulmaktadır. Daha Allah'tan ne isteyeyim diyor. Olur bu kadar kusur padişahın kızında da vardır der. Demek ki hocam sevgi temel esasımız olmalıdır. Saygı temel esas olmalıdır. Evet, Özellikle ailenin çözülmesini engelleyen temel kriterlerden biri sevgi ve saygı dedik. Buyurun Cevdet Hocam bu konuda ne diyecektir? Şimdi tabii e, aileyle ilgili öyle güzel konular var ki zaman sınırlıdır ama ben şuna değineyim. Öncelikle Rabbimiz bu işe muhteşem e, e, vahiy ile ilgileniyor. ...değerleri beyan etmiştir. Bizlere aktarmıştır. Uymamızı istemiştir. Örneğin Lokman suresinin 14. ayetinde Allah'a şükrediniz, annenize babanıza şükrediniz. Yani bunlara teşekkür etme. Rabbimizin isteği doğrultusundadır. Kadınların erkeklerin birer emaneti, erkekler de kadınlar için birer emanet olduğu evler, erkeğin evinin, kadının eviyle beraber yani o ev kadın ve erkeğin birlikte evi oldu ve Evdeki evi korumada korumanın da bir ilahi emanet olduğu. Çocukların Allah tarafından ikram edilen, ilahi emanetler olduğu ve Allah'a kul olarak yetiştirilmesi önemsenmiştir. Eğer o değerlerde olsun da çocuklar yetiştirilirse mesela Peygamber Efendimizin aile hayatı bizim için muhteşem örnektir. 7 yaşına kadar çocukların birçok adab ihtiyacını Allah'ın Resulü halletmiştir. Eyvallah. Tamamlamıştır yani. 7 yaşına kadar biz eğer bir şeyler vermesek o çocuk bir şeyler alıyor. Alıyor bilinçaltına kaydediyor ama süreç devam ediyor. 10 yaşında yani ibadetlerle olan birliktelik, aileyle ailedeki sorumlulukla ilgili olan birlikteliğe baktığımız zaman yani dünya hayatının e, imtihanına göre çocukların sevgiyle, şefkatle, ilgiyle bilgiyle yetiştirilmesi lazım desteklenmesi lazım. El eli yıkar, el döner, yüzü, yüzü yıkar. yıkar. Bu bir hakikatimizdir. Dolayısıyla işin bu boyutuna baktığımız zaman şimdi cennet annelerin ayakları altında. Baba cennetin orta kapısı. Çocuklar Ailenin dünya ve ahiret saadetinin nimetleridirler. Peygamber Efendimiz cennetin gülleri olarak Peygamber. bahsetmiştir. Mutluluğun yani, garantisi. Tabii ki yaşlılarımız ki ayet-i kerimede geçiyor. Anneniz babanız sizin yanınızda yaşlandığı zaman öf bile demeyiniz. Onlarla güzel konuşunuz. Kırıcı davranmayınız. Bu noktalar bizim terbiyemizdir yani. Ve özellikle hastalarımız, engellilerimiz... Acaba yani İslam'ın bu merhamet ve şefkati olmazsa bunlar nasıl huzur bulur? İmkansız. Dolayısıyla aile sevgi ve şefkat yumağıdır. Aile e, mutluluk ve huzurun merkezidir. Baba eve geldiği zaman babanız geliyor dendiğinde aileye bir hoşnutluk çökmeli. Eyvallah. Yavrum durun. babanız gelirse bu sorunu çözeriz annesiz olamaz, babasız olamaz. Biri vefat ettiği zaman amca var, dayı var. Yani e, İslam'ın aile yapısı öyle muhteşemdir ki bir eksiklik, aksaklık olduğu zaman hemen devreye çözüm yolları giriyor. Eyvallah. O kadar girift Mu ki bağlar. Muhteşem bir medeniyet ki. var ve Batı'nın kriterlerine, değerlerine, başka değerlere asla ihtiyaç yok. Başka değerler ki değer diyemiyoruz olsa olsa bozguncu bir şekilde ailemizi ifsat. Evet. Onun için bizim ailelerimiz elhamdülillah saygıya dayalı, sevgiye dayalı. İnan çocuklarımız eve geliyor, selam veriyor, evden ayrılıyor, selam veriyor. Vakit namazlarında evet. beraberiz, sofrada beraberiz. Ekran seçimine dikkat etmeye çalışıyoruz. Okunan kitaplara dikkat etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı verdiğimiz okullara dikkat etmeye çalışıyoruz. Acaba müdürü kim? Acaba öğretmenleri kim? Acaba müfredat çok üzgünüm buna değinmeden geçemeyeceğim. Bizim müfredatımız şu anda Maalesef Finlandiya, İsveç, Norveç müfredatı geçen Eylül ayında önderin bir toplantısı vardı Malatya'da. E, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Allah kendisinden razı olsun dedi ki biz ekonomide millileştik, İHA'larımızı yaptık, sihalarımızı yaptık. Yani neden bu eğitimde millileşemiyoruz kendi? Özgün eğitimimizi evet, neden maalesef. uygulamıyoruz? Yani acaba bizim geçmişteki eğitim yanlış mıydı? Medeniyetimiz, bizim devlet geleneğimiz, eğitim geleneğimiz yanlış mıydı? Neden kendi değerlerimize dönmüyoruz diye bunu söylerken ilk kez bir akademisyenin şöyle özellikle Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu bir yerde, devlet yetkililerinin olduğu bir yerde bunu söylemesi inşallah diyorum ki Karşılık bulur diyor. Karşılık bulur çünkü bizim eğitimimiz bozguncu bir nesil yetiştiriyor. Hele hele evlatlarını evinden uzaklaştıranlar. Aman dikkat edin uzak yerlere göndermeyin. Gideceği ortam neresidir? Verilecek eğitim nedir? Muhatap olduğu insanlar kimdir? Bu ailenin sıcak ikliminden lütfen uzaklaştırmayınız. Artık öyle eğitim imkanları da bayağı farklılaştı. Bulunduğumuz yerde ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler vardır. Yani bir insanın yozlaşması, bir insanın özellikle aile reisi olarak yetişmesini aksatan unsurlar, hususlar olduğu zaman evet. tehlike var orada. Buna biz hasreten dikkat etmeye çalışalım. Evet bizim ailelerimiz evet. değerlere dayalı ailelerdir. Evet kıymetli hocam böyle aslında konuşacak çok konu var. Vefa vardı, istişare vardı, var da var, sorumluluk bilinci vardı. Bunları konuşacaktık ancak arkadaşlar maalesef işaret ediyorlar. Son bir dakikamız kaldı. Kıymetli o Bir hocam, dakikalık vefa ile ilgili sizin bir paylaşımınız vardı. Hakikaten buyurun. ben okuyunca bayağı ve etkilendim. Adam ağacın altında bir yaşlı adam oturuyor. Gölgesinde gölgeleniyor, kalktığı zaman da yanında su varmış. Teşekkür babında ağacın köküne su Vefa e, budur, koyuyor Vefa budur. Vefa dediğimiz olay e, aile düşün yani 9 ay karnında çocukluk, e, gençlik yılları o kadar emek sarf edilecek ve eğitimle çevreyle ekranla e, akranla e, evladımız bozulacak ve aileyi düşman ilan edecek babasına savaş açacak. Eyvallah. Yani olacak bir şey midir? Acaba bu ac çok masum bir gidişatın bir neticesi midir? Yoksa hatanın olduğu yerlere dikkat çekmemiz Eyvallah. gerekiyor. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Dertli bir Müslüman olduğunuzu ortaya koydunuz. Söylemlerinizle, davranışlarınızla da Cenab-ı Hak sayınızı artırsın inşallah. Ben de son olarak kıymeti izleyicilerime vefa ile ilgili asr-ı saadetin bir anekdotla programı bitirmek istiyorum. Allah Resulü Mekke'yi fethediyor. Beytullah'ta tavafını yaptıktan sonra Kabe'nin içine girmiş, oradaki putlar temizlendikten sonra yeni Müslüman olan Mekke halkı "Ya Muhammed, bu gece bizde kalın, dinlenin. Arkadaşlarınıza da ikram edecek yerimiz de ekmeğimiz de vardır." derler. Allah'ın Resulü tavaf işini bitirdikten sonra istikamet hacun tepesi diyor. Sahabe-i kiram acaba yeni bir sefer mi başlayacak? Bir mana veremiyorlar. Allah Resulü hacun tepesinde çadırının kurulmasını istiyor. Sahabe-i kiram şaşkın. Kabe'de kalmayan peygamber, kendi evinde oturmayan Allah'ın Resulü veya diğer akrabaların yanına sığınmayan, ev misafirliğe gitmeyen Hazreti Peygamber neden ıssız hacun tepesini tercih etsin? Bir mana verilmiyor. Daha sonra işin sırrı anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hicreten önce kaybettiği oradan eşi Hazreti Hatice'nin cennetül mualladaki kabrini nazar etmek istiyor oradan izlemek istiyordu vefa bu olsa gerek yıllar önce kaybettiğiniz adeta eşiniz ile onun o kabri ile kabrinin görüneceği yer ile Kabe arasında bir tercihte bulunuyorsunuz bu olsa olsa Muhammed Mustafa'ya yakışan ve onun şanına layık olan bir davranıştır Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi efendimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.